İşte az önceki görüntüler Orta Doğu'nun gerçekleri. Orta Doğu böyle bir coğrafya. Bir ülkenin başkentinde ellerinde otomatik silahlarla yeşil bölgede en kritik noktada meydanlarda bir gruba ateş edenleri görüyoruz. Karşı grubunda yine silahlı olduğunu ve silahlarla karşılık verdiğini görüyoruz. Evet, bir devlet otoritesinin olmadığının çok net bir göstergesidir aslında Bağdat'ta yaşananlar. Ya devlet başa ya kuzgun leşe derler. Devletin otoritesinin olmadığı yerde anarşizm olur, karışıklık olur. Ve başkent Bağdat'ta da dün yaşananlar aslında tüm bu saydıklarımın bir tezahürü şeklindeydi. Peki neden? Muqteda el-Sadr kimdir? Neden Irak siyasetinde bu kadar etkili? Ağzından çıkan bir cümleyle nasıl oluyor da on binlerce insan bir anda soluğu sokaklarda, meydanlarda buluveriyor? Yetmiyor, eline silah alıyor, başka gruplarla çatışıyor. Nedir bu kadar özel kılan el-Sadr'ı? Gelin yakından bir bakalım. Irak'taki güç savaşını anlamaya çalışalım. Peki, şimdi değerli seyirciler, Muqteda el-Sadr kendisi Sadr Hareketi'nin lideri. Sadr Hareketi Irak'taki Şii demografilerin bir fraksiyonudur aslında. Şimdi Şii demografiler orada farklı farklı gruplara da bölünüyorlar. O farklı grupların hemen hemen çoğu İran yanlısı. Fakat Sadr Hareketi'nin başka bir inisiyatif aldığı bir yol var. Başka bir fraksiyon bu. Bir kere İran'ın çok fazla Irak siyasetine nüfuz etmesini istemeyen bir hareket, Sadr Hareketi. Ve aynı zamanda farklı farklı da amaçlar gidiyor. Şimdi Muqteda el-Sadr'ın babası Sadr Hareketi'nin öncülerindendi. İşte Saddam Hüseyin döneminde bir öldürülme ve meselelerinde, cinayette bir şekilde Saddam Hüseyin cinayetin faillerini bulduğu için, o dönem biliyorsunuz Cumhurbaşkanıydı Saddam, Sadr yani oğlu Muqteda el-Sadr teşekkür mektubu göndermişti bir şekilde Saddam'a, ki o hala Irak'ta konuşulur. El-Sadr babası sağken okul yıllarında başarısız bir isimdi. Okulda çok başarılı olamamış. Daha sonra babası tarafından çevresindeki alimlerce eğitilmesi sağlanıyor. Muqteda el-Sadr babası öldükten sonra hareketin başına geçiyor. Ve 2007 yılından itibaren Irak siyasetinde çok etkili bir aktör olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Neden 2007? Şimdi 2007 yılına kadar ki süreçte, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri 2001'in sonlarında bir şekilde 2000'in yılların başlarında Irak'ı işgal etmişti. Irak işgal edildikten sonra bir anda orada yönetim değişti. Saddam Hüseyin devrildi, yakalandı, idam edildi. Nuri el-Maliki orada ülkenin başına geçti ve Amerika'nın da desteklediği bir isimdi, İran'ın da desteklediği bir isimdi. Nuri el-Maliki Şii bir yapı, daha doğrusu Şii grupların hemen hemen birçoğunun önderi gibi. Cumhurbaşkanlığı döneminde son derece faşist ve son derece mezhepçi politikalar gütmekle suçlanıyordu ve eleştiriliyordu. Ebu Garib hapishanelerinden tutun da Irak'ın birçok hapishanesinde Saddam döneminden kalan çok sayıda Sunni bürokratlar, Sunni askerler, Sunni devlet görevlileri, Sunni memurlar ve aynı zamanda sivil STK'ların temsilcileri tutuklandılar. Uzunca sürede zindanlarda kaldılar. 2009'lu yıllarda Amerika tarafından serbest bırakılan o Sunnilerin arasında eski bir asker daha vardı. Ebu Bekir el-Bagdadi. Ebu Bekir el-Bagdadi hapisten çıktıktan sonra IŞİD terör örgütünün başına geçmiş ve Musul'u 72 saatte 2014'te ele geçirmişti. Şimdi o dönemki tutuklanan ve serbest bırakılan Saddam döneminden kalan Sunni askerler, Sunni bürokratların Maliki'ye yönelik çok büyük bir öfkesi vardı. Nuri el-Maliki'nin Şii uygulamalarına yönelik ve dolayısıyla intikam almak adına da harekete geçtiklerini gördük. Peki burada el-Sadr nasıl bir aktör olarak karşımıza çıkıyor? Şöyle anlatalım. Bir kere el-Sadr Amerikan işgaline karşı çıkan bir isimdi ve onun silahlı bir grubu vardı. Şimdi bu silahlı ordusu bir şekilde Maliki'nin ricasıyla pasifize edildi, silahsızlandırıldı. Çünkü Maliki hani Amerika'nın isteğinin dışında hareket etmek istemiyordu. İran'da Maliki ile aynı fikirdeydi. Bunun üzerine Sadr İran'ın da baskısıyla bir şekilde silahsızlanmayı kabul etti.
Ta ki 2007'nin sonlarına doğru bir şekilde IŞİD iyice güçlendiği zaman 2014 yılında tekrar ordusunu silahlandırdı. Bu kez bir şekilde hükümetin yanında IŞİD'le mücadeleye katıldı. Ama sürekli olarak Maliki hükümetiyle ciddi sorunlar yaşıyordu Sadr hareketinin tepesindeki isim Es-Sadr. Çünkü Muqteda Es-Sadr tam bağımsız bir Irak istiyorum diyordu. İran'ın da siyasi anlamda nüfuz etmesini istemiyorum diyordu. Bir şekilde Amerika'nın da bu toprakları terk etmesini istiyordu ki Amerika'ya karşı da silahlı mücadele başlattı burada. Onu da söyleyeyim. En nihayetinde Maliki'nin baskılarıyla bundan vazgeçti. Şimdi bugünkü gelinen noktada elbette ki Irak'ta yeniden önemli bir siyasi figür olma çabası var. Çünkü son seçimde güçlü bir sandalye elde etti. Meclisten gayet de güçlü çıktı. Bu diğer İran destekli Şii siyasi yapıları çok rahatsız etti. Bunun üzerine bir şekilde Sadr hareketi parlamentonun şekli ve şemaline bakıldığı zaman denklemin dışına itilmeye çalışıldı. Denklemin dışına itilmeye çalışılınca da Sadr dedi ki ben bu kadar oy aldım. Ben nasıl bu denklemin dışında kalabilirim? Ben önemli bir aktör, belirleyici bir aktör olmalıyım diyerek tepki gösterdi. Anayasa değişikliği istedi, yeniden bir seçim istedi. Ve bu da sokakları olabildiğince gerdi. En nihayetinde son 24 saatteki manzaralar yaşandı. Şimdi biraz sorulara cevap arayalım. Sadr yanlıları kim? Rakipleri kim? Sadr yanlıları bir Sunni, düzeltiyorum, Şii bir demografik yapı. Yani Şii olan Iraklılar. Rakipleri de yine Şii gruplar. Bunların bir tanesi de Haçlı Şabi'dir ve bunların çoğu İran desteklidir. Gerilim neden arttı? Neden arttığını anlattım. Muqteda Es-Sadr'ın siyasetten çekiliyor demesi. Son kriz Irak için ne anlama geliyor? Son kriz Irak için şu anlama geliyor. Her an bir iç savaş bu ülkede patlak verebilir. Cevabı bu. Şiddet olayları şu an iç savaşa dönüşür mü? Hayır, şu an dönüşmez. Ramak kalmıştı. Ramak kalmıştı. Eğer Es-Sadr ben siyaset açlık grevi yapıyorum, protestoları durdurun demeseydi ülke bir iç savaşa doğru hızla gidecekti ve çok sert bir askeri müdahale, hatta bir İran müdahalesi bile olabilirdi ki İran geçmişte bu tür ayaklanmaları bastırmıştı Irak'ta. Peki bu kadar büyük bir kaos, devlet otoritesinin bu kadar zayıf olması nedir? Nedeni nedir? Amerika'nın işgali. İşte ortaya çıkan sonuç. Irak de facto olarak değerli seyirciler üçe bölünmüş bir ülke. Şimdi kuzeyde Kürdistan yapısı var. Orada Kürdistan özel bölgesi var kuzeyde. Bu tarafa doğru çıkıyorsunuz, aşağı doğru Musul'a doğru geliyorsunuz. Bakın şurası Erbil, Kerkük, Tel Afer bölgeleri. Buralar Erbil, Kerkük bölgeleri Kürt özel yönetiminin kontrolünde. Aşağı Musul'a indiğiniz zaman Musul geniş bir hinterlandtır Irak'ta. Bağdat'a kadar inersiniz ve bu geniş hinterlandta da hep Sunniler mevcuttur. Sunni demografiler vardır ve Sunni ontolojiler vardır. Ve genellikle de ağırlıklı Sunni aşiretler bu coğrafyada, yani Musul coğrafyasında varlık gösteriyorlar. Aşağı doğru Bağdat'a indiğinizde, Bağdat'tan Kerbela'ya doğru indiğinizde ve aynı zamanda Basra'ya kadar geldiğinizde de daha ağırlıkta Şii demografileri, Şii ontolojileri görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında ülke üçe bölünmüş vaziyette. Bir tarafta Kürtler, peşmergeler, Sunni. Ama içlerinde çok az Şiiler de var. Türkmenler yine Sunni, çok az Şiiler var. Aşağı indiğiniz zaman tamamen Sunniler. Bu tarafa iniyorsunuz Şii yapılar, yani Şii gruplar. Ülkenin şu anda böylesi bir de facto durumu var. Ve merkezdeki Bağdat hükümeti de şu anda ülkeyi tam anlamıyla yönetebiliyormuş değil. Otoriteye sahip değil. Neden biliyor musunuz? Gördünüz, Irak başkent Bağdat olmak üzere birçok kentte silahlı paramiliter gruplar var. Ve bu silahlı paramiliter gruplar, Hizbullah var, Ketayip Hizbullah'ı var, Haçlı Şabi var. Bunlar hepsi İran tarafından destekleniyor, İran tarafından finanse ediliyor. İran, Irak siyasetinde nüfuz etmiş, Amerika'nın işgaliyle birlikte ve Saddam'ın devrilmesiyle birlikte burayı zaten nüfuz etmiş durumda. Ve dolayısıyla buradaki hakimiyetini kaybetmemek adına içerideki paramiliter grupları kullanıyor. Ve bu paramiliter gruplar da merkezi hükümetin aslında bir otorite sağlamasını da mümkün kılmıyor. Zaten Maliki'ye duyulan bir nefret vardı. Maliki gitti ama hala arkasında bıraktığı enkaz duruyor. Ve bir şekilde otorite bu coğrafyada, Irak'ta sağlanamıyor. İşte Orta Doğu böyle bir yer. Orta Doğu'da ipin ucunu bir kaçırdığınız zaman bir daha asla toparlanamıyorsunuz. Çünkü kadim bir coğrafya. Bu kadim coğrafya ta tarihsel köklerinden bu yere kadar gelinceye değin çok kozmik bir yapı. Çok farklı farklı etnik yapılar, farklı inançlar, farklı mezhepler.
ve dolayısıyla bu kozmik yapıyı bir arada tutabilmek ancak daha demokratik bir otoriteyle mümkün. Ama demokratik. Fakat Irak için ya da Suriye ya da herhangi bir Orta Doğu ülkesi için bu kavramı kullanmak pek de mümkün değil. Çünkü hiçbir zaman buralarda demokrasi hüküm sürmedi. Ve dolayısıyla da herhangi bir işgal yahut iç savaşta bir şekilde böyle manzaralar ortaya çıkıyor Orta Doğu coğrafyasında. Ve şimdi...